Evet, aramızda Türkçe rap dinlemeyen yoktur. Tabi Z kuşağını dinlediği rap ile eski nesil insanların dinlediği rap arasında daha kadar fark var. Türkçe rap dediğimizde aklımıza birçok başarılı isimler gelir. Onlardan bir tanesi Ceza. Diğeri ise Sakopa'dır. Bu ikili tarihler 2004'ü gösterdiğinde Neyin Var Ki isminde bir rap parçası çıkarttı. Bu rap çıktığı günden günümüze kadar sevilerek dinlendi ve dinlenmeye devam ediyor. Türkçe rapin istiklal marşı olarak da kabul ediliyor. Ceza ve Sakopa'nın küslüğü öyle bir küslük değil. Örnek vermek gerekirse hani küs oldukları için birbirlerine laf atmazlar. Yani ne bileyim kavga etmezler, küfürleşmezler. Mesela ikisi de yakınlarını kaybetti. Birbirlerine baş sağlığı diledi. Yani sadece ikisi tekrardan bir araya gelemezler. Tekrar barışın diyenler oluyor yani işte bu imkansız. Bunu ben demiyorum. Bunu ikili diyor. Şimdi 2000 yılında karşılaşan ve Kovet Meyra adlı rep grubunda arkadaşlık kuran Ceza ve Sagopa Kajmer 2007 yılında bir hukuki anlaşmazlık sebebiyle aralarındaki ilişkiyi bitiriyor. Yani zedeliyor daha doğrusu. Ee, Sakop'a takma adının Mısır primitlerinin içindeki hava e, sirkülasyonunu inceleyen bir bilim kaynağından, bilgi kaynağından alıyor. Ancak 2007'de Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına sunduğu dilekçede ceza ve kendisi için yani ve eşi Koylara e, Esen Öz Yavuz ile uğraşmak için küfürlü müzikler ürettiklerini belirtiyor. Sagopa bir dönem cezanın metcezi ve rap star albümlerinin müziğini ürettiğini iddia ediyor. Ve ikilinin takma adıyla ya yani Salok adı altında alay ettiğini açıklıyor. Ayrıca ceza ve Aybe'nin 11 Şubat tarihinde YouTube'a ekledikleri bir konserde ağır ifadeler kullandıklarını ve bu tür küfürlerin karşılığının olması gerektiğini belirtiyor. Sagopa Kajmer 2003 yılındaki bir İsveç konserinde cezayla aralarının açıldığını ve o dönemdeki kız arkadaşı şu anki e, kolera koleraya karşı ağır küfürler kullandıklarını iddia ediyor. Bu arada burada 2003 demişler ama neyin var ki 2004'te çıkmıştı büyük ihtimalle bu e, internetten aldığım bilgi yanlış bir kusura bakmayın. E, bu durumu bir namus meselesi haline getirdi ve şikayette bulunduğu anlaşmaya açıksa bile uzlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti ve Ayben'in de kız arkadaşı gözden düşürmeye çalışarak e, tek kalma istediğini öne sürdü. Tabi buna kadar doğru bilmiyorum dediğim gibi çünkü birçok söylenti var bu küslükleri hakkında. Bu videomuzda ceza ve sakopara neden küstüğünü ve tekrar bir araya gelecek mi bunları anlattım.